Deniz Hanım. Deniz Hanım. Sakın. Dur orada. Lütfen sakin olun. Ama lütfen. Sen olsun biliyorum. O gün eve gelen adam. Evet oyum. Ama mevzu düşündüğünüz gibi değil. Ben kötü biri değilim. Vallahi değilim. Bakın. Bakın. Nazım Hikmet. Gördünüz mü? Kötü olan birisi cebinde Nazım Hikmet taşır mı hiç? Taşımaz. Benim adım da Nazım. Beş kardeşiz biz. Hepimizin ismi şair ya da yazar ismi. Sait var, Turgut var, Aziz, Orhan, bir de ben. Benim babam da rahmetli edebiyat öğretmeniydi sizin gibi. İsimlerimizi o koymuş. Sizden iyi olmasın. Ben de öğretmen çocuğuyum yani. Tamam yani inanıyorum size. Peki şey benden ne istiyorsunuz? Yasemin Hanım. Nazım. Nasılsınız? Açım Nazım, çabuk söyle. Kadını ikna ettim. Hangi kadını, neye ikna ettin Nazım? Deniz Hanım'ı röportaj için ikna ettim. Aman ne büyük haber ya. Diğer tarafta fırtınalar kopuyor. Sen yine bir habersin Nazım. Hangi taraf? Seni şu Hasan'ı vurmuşlar. Hangi Hasan? Terbiyesizleşme Nazım. Senin şu Deniz'in eski kocası Hasan. Dün sen Hasan'ın yanına gitmişsin. O sırada sen içerideyken polisler mekanı basmış, çatışmaya girmişler. Vurulmuş Hasan. Aa, bir iki el ateş sesi gelmişti. İşte tam o sırada vuruluyordu demek Hasan. Peki nerede şimdi? Ne bileyim nerede. Kaçmıştır. Nasıl yani? Nereye kaçmış? İşte Nazım onu da sen bulsaydın ya. Ha? Hayatında bir kere gerçek bir haber yapsaydın. Belki o zaman kovulmazdın da. Nasıl yani? Bu ne? Bu sabah itibariyle gazeteden işi kesilenlerin listesi. Bak bakalım bir numarada kimin ismi yazıyor. Nazım Başermez. Ama bu haksızlık. Abi.